Şimdi az önce konuştuğumuz, bir önceki derste konuştuğumuz Product Controller'da bu iProduct servisin nasıl hayata geçirileceğini konuşacağız. Tekrarlıyorum arkadaşlar. MVC'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de genişletilebilir olması. Yani siz mevcut olan özelliklerine farklı anlamlar yükleyebiliyorsunuz. Niye? Az önce ayağa kaldırdığım zaman dedi ki bu çalışmaz dedi. Ben çünkü iProduct servisin ne olduğunu bilmiyorum dedi. Bu da mantıklı bir hata değil mi arkadaşlar? Yani böyle bir hata anlamamız çok normal. Evet, şimdi oluşturacağımız tasarım MVC projelerinde, sizin tüm MVC projelerinde kullanabileceğiniz bir kod olacak arkadaşlar. O yüzden illa ezbere bilmeniz gerekmiyor bu kodu. Bu kodu direkt ezbere bilmeniz gerekmiyor. Direkt olarak uygulamanıza dahil edebilirsiniz. Bu bağlamda yeni bir klasör oluşturalım MVC'nin üzerinde arkadaşlar. Infrastructure, altyapı yani. Infrastructure yani altyapı. Evet, şimdi devreye Nijet dediğimiz bir tekniği sokacağız arkadaşlar. Daha doğrusu framework'ü sokacağız. Bu framework şunu diyecek. Olur da, bakın MVC'ye şu aynı şu cümleyi kuracağız MVC'ye. Olur da sen bir controller'ı çalıştırırken o controller'ın constructor'ında birisi senden A servisini isterse, interface'ini isterse, o adama işte BLL'i ver ya da WTF'i ver diyeceğiz. Tamam. MVC'ye aynen o yorumu yapma yeteneği katacağız. Tamam mı? Bunun için Ninject dediğimiz bir framework var arkadaşlar. Bu Ninject Constructor'la hani biz parametreleri set ediyoruz ya, bunları arka planda yorumlamaya yarayan bir framework. Tamam. Ninject. Yani bir dependency container diyoruz biz. Aynı zamanda bu arkadaşımıza. Bağımlılıkları bir property injection ya da constructor injection vasıtasıyla, şuradaki gibi. Bu bir constructor injection. Bağımlılıkları çözümlemeye yarayan bir framework. O zaman klasörümüzün içerisine bir add class diyerek ninject controller faktör ediyoruz. Evet. Bundan sonraki örneklerimizde A-Press yayınlarından bu Adam Freeman isimli bir yazarın kitabında geliştirmiş olduğu örneği, yani kurumsal bir mimari çatısı altında. Orada tamamen sadece MVC çatısı altında değerlendirmiş. Ama ben MVC framework çatısı altında değerlendirmiş. Ben kurumsal bir çatı altında onu değerlendirmeye çalışacağım. Ninja Controller Factory diyoruz. Evet, Ninja Controller Factory dediğimiz şey şu olacak arkadaşlar. Yani kontrol üretici, controller fabrikası. Arkadaşlar, MVC'nin, hani biz az önce ilk çalıştırdığımızda MVC'yi URL'e bakıp controller'ı ayağa kaldırmaya çalışıyor ya. Bu mimarinin adı default control, yani bu mimariyi ayağa kaldıran default controller factory denilen bir tane sınıf. Onu ayağa kaldıran bu. Evet, bunu ayağa kaldıracağız. Şimdi bizim burada aslına bakarsanız çözümleme yapar. Metodu şey, sınıfı yanlış yazmış olabilirsiniz. Onu düzen. Evet. Burada arkadaşlar bizi şimdi hani kendisi bir yorumlama yapıyor ya. Diyorum ki şimdi senin yaptığın yorumu ben istemiyorum artık.
benim sana söyleyeceğim yorumu yap. O da biliyorsunuz override'la yapılan bir şey. Override get control instance enter derseniz, tekrarlıyorum, override şöyle get controller instance denilen, şöyle bir tane metodu var. Bu arkadaşıma enter derseniz, çözümlemeyi yapar. Evet, dediğim gibi bu kodu hani her projenin içerisinde sabit bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet, şimdi dediğim gibi biz bu projenin içerisinde Nijek dediğimiz framework'ü kullanacağız. Nijek'te şimdi projemizi dahil etmemiz gerekiyor. Hemen Northwind WC MVC Web UI üzerinde sağ tıklayıp, herkeste internet var değil mi şu an? Sağ tıklayıp Nuget'i duydunuz mu arkadaşlar? Evet. Nuget. Sağ tıklayıp Manage Nuget Packages. Şurada. Diyorsunuz. Sağ üst tarafa Nijekt yazıyorsunuz. Tamam mı? Install diyorsunuz. I accept diyorsunuz. İnternetiniz mi yok? Nijekt'i kurdum herkes. Güzel. Dediğim gibi biz burada Nijekt Controller faktörü ile MVC'nin controller'larda nasıl bir yorumlama yapması gerektiği konusunda MVC'ye direktifte bulunacağız. Yani diyeceğiz ki birazdan senin constructor'ında olur da birisi senden şu interface'i isterse ona şunu ver diyeceğiz. Tamam mı? Olay bu. Dolayısıyla bizim Nijekt'i devreye geçirmemiz gerekiyor arkadaşlar. O da iKernel denilen Nijekt'in bir kernel mekanizması. Alt tire Nijekt kernel diyelim. Sonra bu bizim Nijekt controller factory'yi constructor bloğu vasıtasıyla set edelim. Diyelim ki alt tire Nijekt kernel eşittir new standard kernel. Burada dediğim gibi Nijekt'i devreye geçiriyoruz. Şunu yazdığınız zaman zaten söyler ekleyeyim mi? Önce bir yerel binding isteyelim. Evet. Burada şunu diyeceğiz arkadaşlar. Biz Nijekt kernel'ı kurduk. Ve bu add BLL bindings'te ise diyoruz ki eğer birisi senden şu servisi isterse, interface'i isterse ona şu sınıfı ver diyeceğiz. Bu metot, dikkat ederseniz böyle bir metot yok değil mi? Hemen şöyle resharper vasıtasıyla create metod add BLL bindings'e tıklayın. Hop, metodu oluştursun. Bakın cümle çok basit. Diyoruz ki Nijekt kernel olur da birisi senden iProduct
servis isterse o arkadaşıma product manager'ı ver diyorum. Şunun aynısından bir tane de WCF için yapayım. Ya da onu birazdan yapalım. Gerçi WCF kodlaması biraz daha farklı. Evet, çok basit bir şekilde diyorum ki olur da birisi senden iProduct servis isterse o arkadaşıma Product Manager'ı ver. Tabii bunu böyle yorumlaması gerektiğini de şu arkadaşımın içinde kodluyorum. Diyorum ki return it. Neyi? Eğer controller type, bu parametreden gelen controller type şu sağ tarafta, controller type eşit eşittir null ise o zaman zaten null döndür. Ama değil ise fazla değil mi? Değil ise o zaman alt tire ninja kernel nokta ninja kernel'dan get et. Neyi? Benim sana söylediğim controller type'ı ve tabii ki bunu benim bütün controller'lar bu interface'den türetildiği için iController'a kastetmem gerekiyor. Evet, bu kadar basit. Yani diyorum ki sen bir adet controller döndüreceksin. Fakat bu controller döndürürken senin bir constructor'a ihtiyacın olabilir. Orada da bu ninject ile sana sağladığın yeteneği kullanacaksın diyorum. Yani birisi senden bunu isterse o arkadaşım bunu isterse o arkadaşıma bunu ver. Bu sabit bir kod arkadaşlar. Bunu her projede kullanabilirsiniz. Yani şurası sadece değişir. Yazıldı mı? Şimdi bu bitti ama bizim MVC'ye şunu dememiz lazım arkadaşlar. Bu kod burada bitecek. MVC'ye şunu dememiz lazım. Bundan sonra bu arkadaşımı kullan. Ninja Controller Factory'yi kullan bundan sonra demem gerekiyor. İşte bu tür işlemleri biz yani yazılım bu ilk ayağa kalktığında yapmamız gerekiyor. Yani yazılım ilk ayağa kalktığında şunu dememiz lazım. Ben biliyorum sen Default Controller Factory'yi kullanıyordun. Fakat bundan sonra Ninject'i kullan demem lazım. Uygulamanın ilk hayata geçtiği nokta Application Start'tır. Global Asax'ı açın arkadaşlar. Global Asax'ın içindeki Application Start metodudur. O metodun içerisinde çok basit bir şekilde dediğim gibi bunlar sabit kodlar. Her projede kullanabilirsiniz. Controller Builder nokta Current nokta Set Controller Factory New Ninja Controller Factory. Yani bu sabit kod dediğim gibi arkadaşlar. Burada şunu diyoruz. Bundan böyle sen Ninja Controller Factory ile yani controllerlarını Ninja Controller Factory vasıtasıyla artık bundan sonra çözümle diyoruz. Bitiren uygulamayı çalıştırabilir.
Evet, buradan product'a, oradan index'e gidelim. Product'a, oradan index'e gidelim. Henüz veriler gelmedi. Size geldi mi arkadaşlar? Bakalım probleme, arkadaşımızın probleminin ne olduğuna. Evet. Tabii ki bu hata, bunun böyle dönmesi normal. Muhtemelen arka plan, evet, varmış. Bu hata normal bir şekilde, yani şey, evet, burada yazıyor zaten, bakın. Diyor ki, ben bu işlemi yaparken, şimdi arkadaşlar, hak vermek lazım arkadaşa, bakın, iProduct'alı activate edemedim diyor. Peki neden? Çünkü şundan dolayı, şimdi Product Manager'ı create etmeye çalıştı ya, Product Manager'ın da bir constructor'ı yok muydu? O da product aldı değil mi? Nokta, buraya bunu yazmayı unuttuk. With constructor argument. Hangi constructor'ı? Product dal isimli constructor'ına new ef product dal veriyoruz arkadaşlar. Evet, bundan dolayı az önce çalışmadı. Çünkü product manager'ın da product dala ihtiyacı olacak. Ondan dolayı bu teknolojiye geçiş yapıyoruz. Yani bu metodu da geçiriyoruz. Evet, çalıştırdığımız zaman artık product index'e baktığımız zaman artık ürünlerin listelenmesini bekliyoruz. Evet, artık ürünler, tabii gelirim, ürünler listelendi arkadaşlar. Uygulamamız başarılı bir şekilde çalışıyor. Yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş bu ürünlerle ilgili listeleme çalışmalarını düzenleyelim. Dediğim gibi bu A-Press yayınlarından MVC 4 kitabının içerisindeki ben bir stili kullanacağım. Ama onu bir kurumsal mimari çerçevesinde değerlendiriyor olacağız. Eğitimin başında ben size bir MVC klasörü paylaşmıştım sizinle. Onu bir açar mısınız arkadaşlar? Açtı mı herkes? Evet. Onun içinde bir CSS göreceksiniz. Onu da açın arkadaşlar. Kopyalayın. İki tane CSS'i kopyalayın. Uygulamamızı açın. Content klasörünün içerisine üzerinde sağ tıklayıp yapıştırın. Zaten bir tane var diyecek. Üzerine yazabilirsiniz. Site CSS'i üzerine yazabilirsiniz. Geri gelince soruyorum da şimdi CSS kullandığınız zaman kendinizde kullanacaklar ve de klasör yazıyoruz. Diğer uygulamalar arasında burada resim koymadık henüz. Yani. Resimleri. Evet. Tabii ki onu eğer bu şekilde o resimler sizin projenizi ilgilendiren resimse, örneğin öğrencilerin resimleri ise tabii buraya koymayacaksınız. Onu bir dosya sisteminde ya da veri tabanı sisteminde tutmalısınız. Yani ama sırf user interface'deki işte stillerle alakalıysa, işte arka plan rengi falan gibi bir şeyse, arka plan resmi,
O zaman tabii burada olacak. Ama sizin sisteminizdeki gibi öğrencinin resmi ise o Android'de de karşımıza çıkabilir. Yarın öbür gün PHP'de de karşımıza çıkabilir. MVC'de, WebForm'da her yerde çıkar. O zaman o burada olmayacak. Karşımıza çıkabilir. Dosya sistemi tutuyorsanız. Veri tabanı dışında. Burada hiçbir yere koymazsınız. O hayır, bir file şehirde olabilir. Yani bir atıyorum başka bir file server'da bir klasörün içerisinde tutabilirsiniz. Yani en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi bu. Hoş, ben ona çok şey değilim. Dosya sisteminde özel senaryolar hariç dosya sisteminde tutmaya çok yakın biri değilim. Veri tabanına tutulmasından yanayım. Ama veri tabanında mı? Şişirsin. Veri tabanının işi o zaten. Diğerini de dosya şişiriyor. Onun bakımı daha zor. Veri tabanı öyle değil. Yani veri tabanı şişsin. Yani veri tabanının şişmesi ne demek? Veri tabanının fiziksel büyümesi ise büyüsün. Yani dosyada da büyüyor. En azından kontrolü kolay olur. Onun da teknikleri var. Veri tabanını yavaşlatır mı? Hayır, bu veri tabanını yavaşlatmaz. Onun da farklı teknikleri var. Yani parçalayabilirsiniz. Sistemleri. Kaynakların tüketimini ayarlayabilirsiniz. Yani bu bir SQL Server yönetimi bizim developer seviyesinde kullandığınız kadar sınırladığınız zaman o zaman o şişme ifadesini kullanırsınız. Ama o olayın aslında profesyonel bir boyutu var. Dolayısıyla hani o ayrı bir şey. Tamam. Ama sizin sorunuzun cevabına gelecek olursak veri tabanını tutabilirsin ya da dosya sistemini tutabilirsin. Yani file server mekanizmasıyla klasörün içerisinde koyarsın. Klasörün içerisinden paylaşım verirsin. Paylaşımdan çekersin. Ters slash şuradaki bu işte image'in source'u dersin. Image'in source'u eşittir şu adresteki JPG dosyası. Bu kadar. Dersin. Evet. Bu ikisini koyduk arkadaşlar. O zaman biz yavaş yavaş şey çalışmasını yapalım. Ürünlerin listelenmesi çalışmasında biraz daha ilerleyelim. Bizim hatırlarsanız bir adet view'umuz vardı. Product Controller'ının index view'u. Orada duruyordu. Evet. Şimdi biz burada biraz daha iyileştirme yapalım arkadaşlar. Şunu böyle bir o bizim stillerimiz kapsamında bunu H3 yapalım bir tane. Stilleri direkt kullanacağız. Tabii onu yapacağız. Onu yapacağız. Stilleri direkt kullanacağız. Daha sonra ne olur? Product.productName. İşte mesela H3 yine @product.unitprice olabilir. Birim fiyatı. Bu ikisini koymuşuz. Ürünün ismi ve ürünün fiyatı şeklinde koymuşuz arkadaşlar. Ve daha sonra bizim bu div için
Şurada bir division oluşturalım isterseniz. Her birini bir div olarak verelim. Çünkü bunun bir stili var. Hazır bir stili var arkadaşlar. Şöyle ki. Şu div class div class item. Hazır bir stili var dediğim gibi. Şeylerin içerisinde, stillerin içerisinde item denilen bir tane stil var. Biz onu kullanacağız. Yani stillerin içeriğine bakmayacağız. Siz daha sonra incelemek isterseniz incelersiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar, burada bizim bu stili ayağa kaldırmak için normalde şunu yapmamız lazım. Şuradan site CSS'i tutarsanız, site CSS'i tutarsanız, bunu alıp işte örneğin head tag'ının içerisine biz ne yapardık? Koyardık değil mi? Alır, head tag'ın içerisine stili yedirirdik. Bu şekilde çalışırdı. Burada da aynı mekanizmayı gerçekleştirebiliriz. Yani buraya gelip şu size CSS'i tutup şuraya bırakabiliyorsunuz değil mi? Çalıştırın bakalım ne olacak. Hemen kontrollerimiz bu değil. Product index tabi. Index de zaten default. Evet. Ürünler listelendi, doğru mu? Head tag'ın altına sürüklüyoruz ya. Evet, head'in altına sürüklüyoruz. Sonra çalıştırın, gelsin. Yani gidip içerisine arkadaşlar bu item'dan kaynaklı görüntü nasıl? Bu size CSS'in içinden bakabilirsiniz. Şu an konumuzun dışında, o yüzden çok durmak istemiyorum üzerinde. Hazır bir CSS zaten. Siz de yani internet üzerinden eğer stil yazmak istemiyorsanız birçok stil bulabilirsiniz. Yani ben yazamam açıkçası, bilmiyorum. O anlamda çok yetenekli olduğumu da söyleyemem zaten. Hazır bir stili kullanıyorum. Arkadaşlar, bizim bu proje kapsamında gelmek istediğimiz nokta şu olacak. Evet, bu proje kapsamında gelmek istediğimiz nokta şu olacak. Oradan gidelim en azından. Daha iyi olur. Bu eski herhangi bir kurumda yaptığım bir proje arkadaşlar. Biz de bu eğitimi, yani bu projeyi ben sık sık yaptım kurumlarda. Bitmişlerden bir tanesini açayım. Evet. Gelmeye çalıştığımız nokta bu olacak. Zaten stil olarak da şeyin aynısı. A. Press Adam Freeman'ın kitabındaki stilin aynısı. Ama biz bunu hani oradaki gibi sadece MVC üzerinden değil de biz bunu kurumsal bir mimari çerçevesinde uygulamaya çalıştığımızdan dolayı bizim yaklaşımımız farklı. Stil aynı ama. Bakın burada bizim yaptığımız şu değil mi arkadaşlar? İşte ürünler burada geldi. Bunlar ürünlerin isimleri. Nortink veri tabanından gelen ürünler. Fakat bakın burada arkadaşımız şöyle bir şey yapmış. Yukarıda bir tane header koymuş. Sol tarafta kategoriler koymuş. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar web form'da? Yani hangi sayfaya gidersen git, şu ve şu hep aynı. Master page diyoruz değil mi? Buradaki adı layout arkadaşlar. MVC'de biz bu olaya layout diyoruz. O zaman biz bir layout eklesek, kendi projemizin içerisine o layout'u yedirsek daha iyi olmaz mı? Değil mi? Yani biz de o layout'u yapalım. Bu amaçla bir layout eklemek için arkadaşlar, View'ların altında Shared menüsüne gidilir.
Ve hazır bir tane layout'u görürsünüz orada. Hazır bir layout'u görürsünüz. Gördü mü herkes hazır layout'u? Evet, burada çeşitli stiller falan mevcut zaten. Fakat ben bunu baştan ele almak istiyorum. Yani bu noktalara sıfırdan gelmek istiyorum. O yüzden mevcut olan layout'u siliyorum arkadaşlar. Hani olayı gerçekten net bir şekilde anlayalım. Shared üzerinde yeniden sağ tıklıyorum ve Add View diyorum. Bu bir view'dur. Layout'larda standart bir isimlendirme vardır arkadaşlar. Alt çizgiyle başlarız. Sonra diyoruz ki User Layout or Master Page. Zaten bunun bir layout, kendisi bir layout. O yüzden User Layout or Master Page'i kaldırıyorum. Şunu kaldırdım yani. Kendisi zaten bir layout. Nested değil, aynen. Nested de olabilirdi ama. O zaman durması gerekirdi. Evet, bu görüntüyü herkes sağladı mı şu an? İsmi, title yani. Northwind olsun mesela. Northwind. Şimdi arkadaşlar, bizim az önceki görüntümüzde sol taraf vardı. Göbek vardı, üst taraf var değil mi? 3 tane o zaman div olabilir mi? 2, 3 tane div olsun içinde. Bunların her birinin bir stili var yine arkadaşlar. ID, header. ID, categories. ID, content. 3 tane header var. Yine bir önceki uygulamada yaptığımız gibi stili buraya şimdi atıyorum. Buraya diyorum ki buraya başlık gelecek diyorum. Buraya kategoriler gelecek. Buraya da ise diyorum ki render body. Hani ürünler index view'unu tam olarak buraya koy demek bu. Content dediğimiz kısım o oluyor. Yani göbek kısım. O da render body ile yapılan bir süreç oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bizim index HTML'i düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi burada artık şu body falan bunlar fazla değil mi? Şu kısmı arkadaşlar silin. Şu kısmı silin. Çünkü o kısım fazla. Alt kısmı da silin. Yok. Layout'a gelip layout'ta da şunu diyeceksiniz. Kardeşim senin bundan böyle kullanacağın layout shared klasörünün altındaki alt tire layout nokta css.html'dir. Nokta css.html'dir diyeceğiz.
Şimdi çalıştırabilir miyiz? Hemen buradan product'a gidelim. Ve layout'umuzun geldiğini görelim. Buraya başlık gelecek. Buraya kategoriler gelecek. Ve boş. Evet arkadaşlar. Bugün ikinci arayı vermedik. Biraz uzattık. Öğlen tatiliyle ikinci aramızı birleştirelim. Saat 1'de bir çeyrek mi? O zaman bir 10 dakika daha gidelim. Bir çeyrekte başlayalım. Evet, şimdi layout'umuz artık oturmuş durumda. Şuraya bir burada bir stilimiz daha var. Hazır madem öyle onu da koyalım. Layout'a gidebilir miyiz arkadaşlar? Şu başlık gelecek kısmını şöyle gelelim. Div class title olması lazım. İdi. Title Northwind projesine hoş geldiniz falan diyelim. Ve çalıştırdığımız zaman tepede biraz daha güzel bir görüntüyle karşılaşacağız. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki süreçte ne yapacağız? Bugün itibariyle yapacağımız işlemleri söylüyorum. Birincisi sayfalama yapacağız arkadaşlar. Ürünleri böyle yukarıdan aşağıya tümünü listelemeyeceğiz. Birincisi sayfalama yapacağız. İşte 5-5, 6'şarlı 6'şarlı. Burada sayfa linkleri olacak. Sonra bu bir alışveriş sistemi olduğu için sepete koyma gibi şeyle butonlar koyabiliriz, koyacağız. Sol tarafta kategoriler gelecek. Hangi kategoriye tıklarsak o kategoriye ait ürünler gelecek. Bunları yapmaya çalışacağız bugün itibariyle. Bunlardan bir tanesi eksik kalabilir. Sepet olayı bugün eksik kalabilir. O yarınki konumuz olur. Sepete yarın da sepete ekleme işlemlerini ayağa kaldırıp işte sepetten çıkarma, sepete koyma, toplam tutarın hesaplanması, ürünün satın alması, alınma süreci, bilgilerin girilmesi, validasyonun yapılması gibi şeyleri de yarın itibariyle bitiririz. Bunun bir de yönetim paneli var. İşte yeni ürün ekleme, ürünlerin güncellenmesi gibi. Oralarda biraz security ile ilgili temel konulara bakacağız. Perşembe günü itibariyle de bunları göreceğiz. Ve son olarak da işte bu AOP dediğimiz teknikleri uygulamanın içerisine koyacağız. Uygulamamızı yayına koyup eğitimimizi bitirmiş olacağız. Cuma günü itibariyle. Programımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Tamam. Hem fikiriz. Evet o zaman öğleden sonra görüşmek üzere arkadaşlar.